Evet. Şuradan. Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimiz, ilk dersimiz, CADA sistemlerine giriş sunumumuzla başlayacağız. Öncelikle size SCADA sistemlerinden bahsedeceğim. SCADA sistemleri aslında şu demek, Supervisor Control and Data Acquisition kelimelerinden geliyor. Supervisor Control and Data Acquisition kelimelerinden geliyor. Buradaki ana yapı şu, verilerin toplanması ve yazılması sisteminden geliyor. Ne demek o? Şöyle hemen başlayacak olursak. İşte bir proses düşünün. Proses demek aslında bir işletme, bir fabrika düşünün. Bir fabrikadaki bir işlem düşünün. Bunun işlenmesi, endüstriyel bina ve otomasyonlarında PLC'ler, dağınık kontrol sistemleri ki buna DCS diyoruz, Distributed Control System, I/O sistemleri, I/O giriş çıkış sistemleri ve akıllı sensörler üzerinde bulunan bir çeşit cihazlar var. Bu cihazlar saha verilerini sürekli ve gerçek zamanlı olarak topluyorlar. Yani SCADA'nın ana görevi o aslında. Sahadaki verileri toplamak. Bu toplanan veriler tanımlanan kıstaslara göre yani değerler aralığında bu bilgiler değerlendiriliyor. Bir değerlendirmeye tabi tutuluyor. Gerektiğinde kullanıcıya ekran uyarı mesajları veriliyor. Ne demek bu? İşte sıcaklık belli bir değerin altına girdi, sıcaklık belli bir değerin üstüne çıktı, motor çok hızlı dönüyor, bilmem ne makinesinde arıza oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Bütün bu verileri SCADA sistemi üzerinden yapıyoruz. Tabii ki üretimi etkileyen çeşitli etkenler var. Bunları merkezi bir noktada grafiksel veya trend olarak gözlemlemeyi de sağlıyor. Ne demek o? Örneğin ben bir SCADA sistemiyle bir fabrikadaki bir makineyi kontrol ediyorum. O anda ürün üretiliyor. Ürettiğim ürün saatte, dakikada olabilir. İşte diyor ki şu anda saatte bu kadar ürün üretiliyor. Bugün bu kadar çalıştı ve bunu grafiksel olarak sana gösterebilme şansına sahip. Grafiksel yani pay dediğimiz yuvarlak şekilde veyahut da trend olarak da gösterebilme şansına sahip SCADA sistemleri. Bunun dışında ne yapıyor? Sağdaki kontrol noktalarının uzaktan da imkan veriyor. Uzaktandan kasıt şu. Ben fabrikanın içerisindeki herhangi bir yerden bütün fabrikayı görebileceğim gibi aynı zamanda fabrikanın dışından hani evimden belki dünyanın herhangi bir noktasından da bunları gözlemleyebiliyorum. Bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Bütün bunların isminin toplamına SCADA ismini veriyoruz. Aslında Türkçesinde de merkezi denetim ve veri toplama diye geçiyor ama herkes artık SCADA olarak benimsenmiş. Yani birisine deseniz ki merkezi denetim ve veri toplama sistemi var mı sizin fabrikanızda? Yalnızca sizin yüzünüze bakar. Aslında gerçekte SCADA ismini kısaca kullanıyoruz. Onun İngilizcesi de Supervisor Control and Data Acquisition diye geçiyor. Evet, bu SCADA kavramı ne zaman çıkmış? 1960'larda çıkmış. Bonneville Power Administration tarafından ortaya atılmış. Ondan sonra 1973 yılında PICA yani Power Industry Computer Applications Konferansı dediğimiz bir konferans var. Burada da bunun ana terimleri açıklanmış. Yani ana kriterleri belirlenmiş. SCADA sistemi aslında ne demek? Bir çeşit veri toplama ve telemetri. Telemetri de şu demek, size uzak bir kelime olabilir. Kablosuz veri aktarımının bir kombinasyonu demek aslında. SCADA'nın gerçek anlamı bu. Veri toplama merkezinden veri gönderme, analiz yapma ve daha sonra bu verilerin bir operatör ekranında gösterilmesi işlevlerini gerçekleştiriyor. Yani burada yalnızca verileri görmek, toplamak değil, aynı zamanda o verileri değerlendirip size bir ekran üzerinden de gösterebiliyor. Ve aynı zamanda SCADA sistemi saha ekipmanlarını görüntülüyor ve aynı zamanda da denetliyor. Bakın görmek ve denetlemek ikisi farklı. Görmek görürsünüz ama müdahale edemezsiniz. Ama burada hem görmeye hem de denetlemeye de izin veriyor. Denetlemek şu demek mesela işte şu makineyi durdur, şu makineyi çalıştır gibi denir. Ama genelde SCADA sistemlerinde biz buna
çok izin vermeyiz. Yani uzaktan denetlemeye acil durumlar dışında izin vermeyiz. Neden vermeyiz? Şundan dolayı, çünkü o makinenin başında bir usta olabilir, bir iş yapıyor olabilir, bir ayar yapıyor olabilir. Siz uzaktan o makineyi çalıştırırsanız bir kazaya sebebiyet verebilirsiniz. Durdurursanız da bir kazaya sebebiyet verebilirsiniz. Ona göre genelde dataların, verilerin gözlemlenmesi için kullanılıyor. En çok uzaktan denetim aslında nerede kullanılıyor? Tesisler anabilim alanında kullanılıyor. Örneğin uzaktan bir kesici açtığı zaman o kesiciyi kurmak için uzaktan bir manevra yapılabilir. Çünkü neden? O kontrol odasında kimse yoktur, onu bilirsiniz. Bu sebepten dolayı ta oraya kadar gitmek yerine o kesiciyi uzaktan açıp kapatabilirsiniz. Bu gibi şeyler için kullanılabilir tabii ki. Ama daha çok gözlemleme için kullanıyorsun. SCADA sistemleri de kullanım şu şekilde oluyor. Sistem operatörüne merkezi bir kontrol noktasından geniş bir coğrafik alana kadar petrol ve gaz alanları, boru sistemleri, su şebekeleri, termik, hidrolik, enerji üretim sistemleri ile iletim ve dağıtım tesisleri gibi alanlarda vanaları, kesicileri, ayırıcıları, biraz evvel de söylemiştim kesici için, elektrik makinaları, motor, elektronik, elektrohidrolik ve elektron pnömatik valfleri, anahtarları, uzaktan açıp kapama, ayar noktalarını değiştirme, alarmları görüntüleme, ısı, nem, frekans, ağırlık, sayı, elemanların durumları gibi ölçü birimlerinin toplama işlemlerini güvenilir, emniyetli ve ekonomik olarak yerine getirir. Bu SCADA sistemlerinin avantajlarıdır aslında. Gördüğünüz gibi aslında oldukça kapsamlı bir yapısı var. SCADA sistemleri artık ev otomasyonunda bile kullanılabiliyor. Aslında düşünün, o kadar hayatımızın içerisine girmiş durumda. Home automation diye geçiyor ama aslında bakarsanız temelinde SCADA var. Yani başka bir şey yok. Onun dışında denetim komutları testin çalışmasını sağlayan elektriksel sinyallere ve makine hareketine dönüştürüyor. Bu dönüşümler elektronik aygıtlar aracılığıyla toplanıyor. Yani ne demek elektronik aygıtlar? Aslında sensörler, veri toplayıcı gibi. Toplanan veriler elektrik işaretlerine çevrilerek SCADA sistemine aktarılıyor. İşte dedik ya, o sensörler vesaire, bunlar toplanıyor ve SCADA sistemine aktarılıyor. Bunları aktardığımız üniteler var. Remote Terminal Unit gibi. Onlardan birazdan bahsedeceğim size. SCADA sisteminden verilen komutlar bu katmanda elektrik işaretlerine çevrilerek gerçek dünyada istenen hareketlerin oluşması sağlanır. Yani ne demek bu? Ben mesela bir vanayı açıp kapatmak istiyorum. Isıtıcıyı çalıştırmak, durdurmak istiyorum gibi. Yani verileri aldım ama onlara müdahale de edebiliyorum. Niçin biz SCADA sistemlerini tercih ediyoruz? Şundan dolayı, bazı sistemlerde meydana gelecek olayların anında tespit edilmesi klasik yöntemlerle mümkün olmuyor. Örneğin bir fabrikada bir çalışma yapılıyor. Siz makinenin başındasınız veya değil, bir üretim var ve örneğin motorun ısısı yükseldi. Siz bunu anında durdurmanız gerekebilir. Bunu hissetmeniz uzun sürebilir. Ama SCADA sistemi bunu çok anında görüp size bildirebilir. Hatta bildirebilirden kastım, size mesaj bile atabilir. Siz illaki fabrikada olmak zorunda bile değilsiniz. Size cep telefonundan mesaj atabilir, mail atabilir vesaire gibi. Bu da ne oluyor? Sistemin daha etkin işletilmesi için, daha güvenilir, daha ekonomik işletme için işletmede bilgisayar otomasyonuna gereksinim gösteriyor ve biz bunu bu şekilde kullanabiliyoruz. Bunun için de sistem kontrol ve izleme yazılımları gerçekleştiriyoruz. Bu yazılımlar sayesinde operatörler bilgisayar ekranındaki sistem diyagramlarından sistemi uzaktan kumanda edebiliyorlar. Çok güzel bir şekilde istedikleri gibi uzaktan kontrollerini yapabiliyorlar. Arızaların algılanması, yerlerinin tespiti ve arızanın giderilmesi yine uzaktan kumanda olarak belli bir merkezden yapılabilecek. Bu sistemler sayesinde yapılabiliyor daha doğrusu. Sistemle ilgili alarm sinyalleri operatörleri uyaracak şekilde oluşturuluyor ve görmeleri gerçekleştiriliyor. Fabrikalarda kontrol odaları dediğimiz odalar var. O kontrol odalarından eskiden bu işleri yapıyorduk ama artık bunlara gerek yok. Çünkü yine kontrol odası var. Yine bu SCADA sistemlerin olduğu odalar olabiliyor ama illaki bir kontrol odası diye isimlendirmeye gerek yok. Bu büyük ekranlarda, bilgisayarlarda bile çok kolay bir şekilde olabiliyor.
çeşitli veriler tarih ve zaman olarak yani veri tabanına saklanabiliyor. Ne demek? Mesela bir arıza oldu. Siz fabrikada değilsiniz ama işte ustalar düzelttiler. Dün akşam vardiya vardı. İşte saat 10'u 5 geçe bir arıza oluştu. Usta da gitti o arızayı giderdi. Çünkü elektrik bakıyor. Bunu size raporlama olarak veriyor. Diyor ki bu makinede şu saatte arıza meydana geldi. Bu saatte bu arıza giderildi. Arıza giderildikten sonra şu kadar iş kaybı meydana geldi. Arızayı yapan arkadaş bu gibilerinden sizin veri sisteminizde bu düşüyor. Yarın öbür gün bu verilere dayanarak sizin rapor oluşturmanız kolaylaşıyor. Niye bu akşam biraz daha az ürün üretildi? Çünkü niye? 10 saat 10'da bir arıza meydana gelmiş. 1 saatte şey yapılmış, bu kadar bir işlem kaybına sebep olmuş gibi. Onun dışında dinamik grafik çizim araçları kullanarak izlenmesi istenen süreç gerçeği çok yakın bir şekilde canlandırılıyor. Alarm çarpıcı hale getirilebiliyor. Yani şu demek, üretimi anlık olarak görebiliyorsunuz. Çünkü üretim sayısını görüyorsunuz, üretimin düştüğünü görüyorsunuz, niye düştüğünü sorgulayabilme şansına sahipsiniz ve bunu anlık olarak ve çok görsel olarak da takip edebilme şansına sahip oluyorsunuz. SCADA yazılımları kendi bünyelerinde bulunan çekirdek yazılımları kullanarak grafiklerle birlikte hareket, boyutlandırma, yanıp sönme ve doldurma, boşaltma gibi operatörlerin dikkatini çekip kullanım kolaylığı sunabilecek özellikler içeriyor. Bu çok önemli bir şey. Bu açıdan da aslında büyük avantaj sağlıyor. Operatörlerin görmesini kolaylaştıracak değişik renk, boyut ve şekillerde alarm hazırlamak ve alarm durumlarını alacak acil tedbirleri anda ekranda göstermek mümkün olur. Genelde öyle olur. Mesela bir sinyal gelir makinenin üzerinde ama o sinyali operatör görmeyebilir. O anda başka bir yerdedir. Bakımcının başka bir işi vardır. Oysaki SCADA sistemiyle bunu operatörün görebileceği şekilde büyük bir alarm olarak nitelendirilebilir. Biraz evvel söylediğim gibi cep telefonunuzdan uyarabilir, size mail atabilir. Hangi şekilde istiyorsanız o şekilde size yardımcı olur. Herhangi bir tesiste ulaşabilecek olan otomatik kontrol sistemlerinin kullanıcılar tarafından tek bir ekran üzerinden yönlendirilebilmesi sağlanabilir. Dedim ya hani kontrol odaları dediğimiz odalar var. Çok büyük bir ekran kullanılabiliyor ya da 10 tane ekran kullanılıp tek ekran gibi gösterilebiliyor. Bunun üzerinden fabrikayı anında görebilme veyahut da denetleyebilme şansına sahip oluyorsunuz. Bu sayede ne oluyor? Kullanıcıların sistemlerin yönetmeleri için sistemin bulunduğu yere gitmek zorunluluğu ortadan kalkıyor. Kontrol müdahalelerini bulundukları yerde bilgisayarlar üzerine vererek büyük kolaylıklar sağlanmış oluyor. Dolayısıyla her şey aslında verimliliği arttırmak, kazancı arttırmak üzerine gelmiş oluyor. Evet, nerelerde uygulanıyor bu SCADA sistemleri? Yani doğrusunu isterseniz uygulanmayan yeri yok. Bakın görüyorsunuz, kimya endüstrisinden tutun, doğalgaz, petrol, elektrik üretim, dağıtım, su toplama, hava kirli kontrolü, çimento, otomotiv, bina otomasyonu. Hani derler ya daha ne olsun? Herhalde kullanılmadık bir yer yok. Özellikle günümüzde bu daha da yaygın hale geldi. Eskiden SCADA sistemleri çok pahalı sistemlerdi. Bunlar artık gittikçe ucuzlamaya ve kontrolü de çoğalmaya başladı. Önemli bir iş kolu olarak karşımıza çıkıyor. Evet, Türkiye'de de birçok SCADA örneği var. Aslında bu notları hazırladığımda çok eskiydi. Burada birkaç tane örnek vermiştim ben. İstanbul metrosu, işte onların aydınlatması, havalandırması, yürüyen merdivenlerin kontrolü, yangın ihbarı, koruma sistemleri, enerji dağıtım sistemleri. Düşünsenize bir metro sisteminde inanılmaz şey var. Ve düşünün, metro sistemi kocaman bir sistem. Neresinden neyi kontrol edeceksiniz? Hangi panoda hangi alarmı göreceksiniz? Oysa ki SCADA sistemiyle bunları görebilmeniz çok mümkün. Mesela bir fan bozuldu, havalandırma sistemi bozuldu metroda. Siz bunu nasıl göreceksiniz? Metronun onlarca durağı var. Oysa SCADA sistemiyle hangi fanın durduğu ve neden durduğu, yani yüksek akımdan mı gitti, yoksa yüksek akım alarmı vermeden mi durdu, yoksa yangın mı çıktı, hepsini görebilme şansına sahipsiniz ve anında müdahale edebiliyorsunuz. İnanılmaz gerekli bir sistem aslında. BOTAŞ'ın doğalgaz santralini düşün, SEDAŞ'ın elektrik üretim santrallerini düşün, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirler, bütün büyük şehirlerde zaten su kanalizasyon idarelerinin hepsinde SCADA sistemi var ve kullanılıyor. Bütün bunlar tabii sizin yarın öbür gün çalışacağınız iş imkanları olarak da karşımıza çıkıyor. Tabii bunlardan daha da önemlisi acil durumlarda müdahale etme. İşte 1999'daki
9 Ağustos'ta İzmit'te biliyorsunuz bir deprem olmuştu. O deprem zamanında doğal gaz şebekesi yangın mesela çok az olmuştu şeyde. Neredeyse olmamıştı. Çünkü doğal gaz şebekesi SCADA tarafından kontrol ediliyordu. Ve bütün vanalar otomatik olarak hemen anında kapatıldı. O örneği de buraya sizin için koydum. Bunlar aslında parasal bedeli olmayan uygulamalar ve anında bütün şehrin, yani bir deprem belli bir şeyin üzerindeyse bütün vana sistemlerini otomatik olarak kapatabiliyorsunuz. Doğalgaz vanalarını. Dolayısıyla yangın riskini minimize etmiş oluyorsunuz. Bu açıdan da çok faydalı aslında. Evet, şurada bir grafik var. Şöyle bir bakın. Görüyorsunuz, bir SCADA sisteminin genel yapısını gösteriyoruz şurada. Şöyle bir şey gibi düşünün, bir hiyerarşik tepe gibi düşünün. En alttan başlıyoruz. En altta ne var? İş istasyonları var. İş istasyonundan kastım ne? Makinalar var. Üretim istasyonları var vesaire. İş istasyonları bir de mesela CNC tezgahlar, tornalar vesaire. Makine istasyonları var üretim için. Ondan sonra çıkış elemanlarımız var. Çıkış elemanları daha önce de ben size otomasyon dersini anlatmıştım. Neydi onlar? Motorlar, fanlar, redüktörler vesaireler. Ondan sonra girişler var. Girişler ne? İşte basınç, sıcaklık, nem, ısı. Bunların hepsi aslında giriş istasyonu. Bütün bunlar kime geliyor? Normalde aslında bakarsanız kime geliyor? PLC cihazına geliyor. Bu PLC'ye geliyor. Yani ben burada bu PLC ile bu IO'ları, IO ne demekti? Input output'ları kontrol ediyorum ve bu cihazları kontrol ediyorum. Bu kontrolü birinci aşamada yapan ne? PLC. Bunun SCADA ile ilgisi yok. Burası benim aslında saham. Sahamdaki makina vesaire neyse bu PLC tarafından kontrol ediyor. Ben PLC'nin üzerinde bir SCADA yazılımı koşturuyorum. Bu SCADA yazılımı sayesinde şunu yapıyorum. Sahadaki verileri ben de gözlemleyebiliyorum. Ama PLC bunları kontrol ediyor. Yani bir makinenin nasıl kontrol edeceğini PLC yapıyor. Ben yalnızca neyi kontrol ediyorum SCADA'yla? Oradaki ürünü kontrol ediyorum. Oradaki acil durumdaki bazı inputları kontrol ediyorum. Yani yangın olabilir, acil durdurma olabilir vesaire. Ama bütün ürün yelpazesini yani dataları, onun için zaten data acquisition diyorlar. Verileri yani verileri ben PLC'den alıp SCADA sisteminde işliyorum. Bunları işlerken de SQL Server dediğimiz bir veri toplama sistemini kullanıyorum. Veyahut da ufak programcıklar yazacaksam Visual Basic, Visual C veyahut da bunun gibi çeşitli Visual dilleri kullanarak skriptler, yani ufak programcıklar yazabiliyorum. Onun dışında aldığım verili Excel'de denetleyip Excel'e de alabilirim. İstiyorsam SQL'le alırım, istiyorsam Excel'e de atabilip Excel'den grafikler çizdirebilirim. Bu tamamen sizin şirketinizin büyüklüğüne ve yeteneklerine bağlı olarak değişir. Ya da bunların hiçbirini de kullanmayabilirsiniz. Direkt SCADA sistemi içerisinde bu verileri saklayabilme şansına da sahipsiniz. Şimdi burası ne? Sahadaki PLC. Bu PLC'nin kendine ait operatör paneli olabilir. Bakın burada çeşitli operatör panelleri var. Bunlar genelde endüstriyel Ethernet üzerinden haberleşiyor. Biraz evvel de bahsettim ya, Profinet, CAN-BUS gibilerinden. Bunlar hep bu sistem üzerinden kontrol ediliyor. Bunlar operatör şeyleri ve tabii ki doğal olarak SCADA yazılımımız var. SCADA yazılımımız da bir bilgisayardan, bir server'da koşabilir. Çeşitli yapıları var. Birazdan bahsedeceğim yine. Bir tane de ana PLC cihazımız da olabilir. Neden? Buradaki bütün verileri toplayan bir PLC cihazımız olabilir. Ana PLC'miz. Dolayısıyla bir SCADA sistemine bakıldığı zaman şöyle topyekün bir sistem olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet. Özetleyecek olursak SCADA sistemlerinin işlevleri neler? Bir, izleme yani monitoring işlemi yapar. Kontrol işlemi yapabilir. Veri toplama yapılabilir. Veri kaydı ve saklaması yapılabilir. Özet bu arkadaşlar. Sonuç olarak bunu yapabiliyor. Bu dört tanesini özet olarak sunabilirim. Bu önemli. Evet, peki SCADA sistemindeki veriler ve amaçları neler? Kalite ile ilgili bilgileri eklemek. Ne demek bu? İşte kaliteli ürün üretmek için
işlem sıcaklığı, basınç, katkı madde miktarı, işlem süresi vesaire. Bunu genelde artık PLC'ler yapıyorlar. Alt segmentte PLC'ler yapıyorlar. Ama üst segmentte de bunları kontrol edebilme şansına sahip, görmek de istiyor olabilirsiniz de. Bu da ayrı bir şey. Üretim verimliliği ile ilgili bilgiler. Üretim verimliliği ile bilgiler. Üretilen malzeme miktarı, toplam duruş zamanları ve nedenleri gibi verileri gözlemleme şansına sahibiz. Üretim maliyetleri ile ilgili bilgiler. Bu çok önemli mesela. Üretimde kullanılan ham madde ve ara madde miktarları, enerji harcamaları, üretim zamanında oluşan maliyetler vesaire. Şimdi düşünsenize bir fabrikanız var. Bir fabrikanızda da bir enjeksiyon yapıyorsunuz. Metal enjeksiyon olabilir. Bir malzeme üretiyorsunuz. O ürettiğiniz malzemenin ham maddesinin bitip bitmediğini sürekli olarak kontrol etmeniz lazım. Öyle değil mi? Bir adam gidecek işte kaç çuval zamak kaldı ya da kaç malzeme kaldı veya da granül kaldı, ona bakacak. Bunu sürekli olarak bir arkadaşın yapmasındansa o makineye ben bunu yükledikçe depodan bunu otomatik düşürsem ve depomda belli bir sayının altına bu düştüğü zaman, belli sayının altına düştüğü zaman bu, ben de otomatik olarak muhasebeyi ya da satın almayı uyarırsam, öyle değil mi? Ne kadar güzel olur. Yani diyecek ki işte şu granül malzemeden 100 kilonun altına düştü. Artık senin sipariş vermem lazım ya da 200 kilonun altına düştü gibilerinden. Böylece ne yapmış oluyorsunuz? Sistemin duraksamasız olarak çalışmasına yardımcı olmuş oluyorsunuz. Bakım amaçlı bilgiler de SCADA sistemlerinde yapılabiliyor. Ne demek bakım amaçlı? Her makinenin belli bir süre iler içerisinde bakıma girmesi lazım arkadaşlar. Öyle değil mi? Her makine belli bir, nasıl biz araçlarımızı işte 10 bin, 20 bin, 50 bin, 100 bin bakımına sokuyorsak makinelerinde, iş makinelerinde mutlaka bakıma girmesi lazım. Çünkü iş makinesi daha da önemli. Neden iş makinesi? Çünkü o makina durursa bir fabrikadaki bir zincirin kopması gibidir. Bütün zincir bozulmuş olur. Bu sebepten dolayı bu bakımların kaçırılmaması lazım. SCADA sistemi bu konuda da bize yardımcı oluyor. Diyor ki şu tarihte senin ne yapman lazım? Bakıma girmen lazım şu makina için. Ona göre hazırlık yap. Bir hafta öncesinden, iki hafta öncesinden sizi duyurabilir. O gün geldiği zaman tekrar duyurabilir. Ona göre siz de işlevlerinizi yapmış oluyorsunuz. Biz de bunu burada size göstermiş olduk. Diyor ki üretim hattının toplam çalışma zamanları, üretim hattındaki makinelerin motor ve benzeri birimlerin çalışma zamanları, çalışma adetleri, ayrıca gerekli akım ölçümleriyle makinedeki anormalliklerin tespiti. Yani bunlar hep gözüküyor. Ya bakım vakti gelmemiş ama ha bu makine normalde çektiğinden fazla akım çekiyor. Belli ki burada bir sıkıntı var. Bunu da size gösterebilir. Bunu da size uyarabilir. O açıdan da çok faydalı aslında bir yazılım, SCADA yazılım. Onun dışında ne var? Çalışanların kontrolü ile ilgili yer. Yani üretim hattında siz yukarıdasınız, fabrikanın müdürüsünüz veyahut da ne diyeyim muhasebesisiniz, satın alması vesairesiniz. Ama aşağıda imalat var. İmalattaki bu ustanın makinenin içinde geldiğinde çalışıp çalışmadığını görmek için yanına gitmenize gerek yok. O üretimin başladığı anda, starta basıldığı anda, yani işte saat 8'de işe başlanıyorsa kaçta startına basıldığını otomatik olarak size söyleyebilir. Saat 8.30 olmuş ve o makine hala çalışmıyorsa size diyebilir ki ya bu çalışan gelmedi mi? Niye bu çalışma diye sizi uyarabilir. Bunlar aslında çok önemli özellikler. Özellikle üretim kaybının azaltılması aslında. Üretilen ürünlerin kodlanması ile ilgili bilgiler. Bu da çok önemli. Bir ürünü ürettiniz. Tek tek bunların belirlenmesi, hatla ilgili verilen bu ürünlerle ilgili ilişkilendirilmesi. Yani hangi hattan hangi ürün çıkıyor ve ben bunu nasıl kodlayacağım? O kodlamaları da bunun üzerinden görebilme ve kaydedebilme şansına sahipsiniz. İstatistiksel amaçlı bilgiler. İşte ne? Bozuk, hatalı malzemelerin adetleri, hata nedenleri vesaire. Mesela atıyorum sizin fabrikanızda üretilen ürünlerden %1 fire verilebilir. Yani 100 üründen bir tanesi hatalı, bozuk çıkabilir. Bu. Ama o 100 üründen 5 tanesi, 10 tanesi çıkıyorsa bunu sizi bilmeniz lazım. Bir yönetici olarak. Eğer bilmezseniz zarar edersiniz. Çünkü niye? O fiyata girmemiş demektir. Onun mutlaka ve mutlaka size bildirilmesi lazım. Bu da istatistiksel amaçlı SCADA sisteminin görevlerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bu açıdan bakıldığı zaman SCADA sistemleri çok faydalı sistemler olarak karşımıza geliyor. Bir fabrikanın aslında olmazsa olmazları. Özellikle seri üretim yapan
büyük firmaların %99'unda SCADA sistemleri vardır ve her geçen günde önemini arttırıyor. Şimdi gelelim SCADA yazılımındaki temel kavramlarımıza. Yani SCADA yazılımının artık yavaş yavaş içine gireceğiz. Yani burada bir değişken kavramı var. Aslında biz bu değişken kavramını PLC'de de görmüştük. Tek diyorduk buna. Tek. Yani değişken kavramı. Ne demek bu? SCADA'da oluşan kontrol cihazlarından toplanan her türlü bilgi tek name, yani değişken ismi adı verdiğimiz veri tabanında bir değişkende tutulmaktadır. Yani ne demek bu? İşte bir tane sensör var. O sensörde o motorun sıcaklığını gösteriyor. Siz ona bir isim atıyorsunuz. Diyorsunuz ki input 00 örneğin motor sıcaklık sensörü. Buna tag name ismini veriyorsun. Bu tag kavramı bizim programı anlamamız, yönetebilmemiz açısından bize yardımcı oluyor. SCADA'da tag name olarak tutulan bu bilginin işlenip işletmenin ihtiyaç ve isteklerine uygun bir hale getirilmesi gerekmektedir. Yani o sıcaklığı nerede kullanacaksam ona göre yönlendiriyorum. Başka ne var SCADA sistemlerinde bilmem gereken? Alarmlar var. Bunlar da çok önemli. Aslında SCADA sistemlerinin belki de en önemli kısmı alarmlardır. Alarm illaki küçük olmak zorunda değil. Büyük alarm, ya yani büyük olmak zorunda değil. Küçük alarmlar da olabilir. Yani uyarı anlamında, warning anlamında. SCADA sistemlerinde süreç değişkenlerini sürekli olarak gözleyip bu değişkenlerin istenmeyen değerlere ulaşması durumunda operatörü uyarmak üzere geliştirilmiş alarm yapısına sahiptirler. Yani bu ne demek? Alarmın türünü oluşturuyor bir anlamda o. Ve operatörü de uyarıyor. Alarmlar basit listeler halinde tanımlandığı gibi önem sırasına göre sınıflandırılmış olarak veya grafik içinde gösterilebilir. Ne demek istiyor hocam bu son cümlede? Şunu demek istiyor arkadaşlar. Bir fabrikada her an onlarca alarm gelebilir. Ama bu alarmların her biri aynı önemde değildir. Örneğin bir yangın çıkmıştır. Bunu geciktirmenin bir anlamı yok. Yani bu alarm en büyük alarmdır. Ve bunun önceliği, priority'si, önceliği birdir. Yani bu ne demek? Hemen anında müdahale edilecek. Ama örneğin atıyorum bilmem ne motorunun ısısı %10 artmıştır. O bir alarm değil, warning'tir aslında. O sana orada der ki koyar, onun bunun priority'si yani önceliği de 4'tür örneğin. Yani bunu sana öyle bir listeler ki en iyi, en önemli alarm en üstte, onun altına doğru sıralandırılmış olarak görür. Ona göre de aksiyon alır. Mesela yangın alarmsa hiç sana, senin herhangi müdahalene kalmadan alarmları çaldırtabilir, itfaiye telefon edebilir ya da fabrikanın fabrikalarda yangın söndürmek için gruplar vardır. Öyle gruplar oluşturulmuştur. Acil müdahale grupları. O müdahil gruplarına anında bilgi gider vesaire vesaire. Ama çok önemsiz olan warning diyebileceğimiz alarmlar, işte ısı %10 arttı, %20 arttı, işte ona bak gibi, bunlar da alt sıralarda gösterilebilir. Onlar da sonra değerlendirilebilir. Müsait olunduğu zaman. Raporlama çok önemli. SCADA sistemleri fabrikadaki değişik vardiyalarda yapılmış üretim sonuçlarını, sürecin belirli değişkenlerini, olayların sonuçlarını istek üzerine veya olaylar gerçekleştikçe veya periyodik olarak raporlarlar. Bu raporlama sistemi sayesinde şirketin karlılığı artar arkadaşlar. Bu raporlama onun için çok önemlidir. Verimli olması gerekir bir fabrikanın ve dolayısıyla şirketin bu raporlamada işletmeciler tarafından sürekli olarak gözlemlenmek zorundadır. Bu raporlamaları SCADA sistemiyle yapmazsanız mutlaka ve mutlaka birilerini tutup her makinenin ürettiği ürünleri raporlamanız, onları göz önüne almanız, onları yazılı olarak alıp değerlendirmeniz gerekir. Oysa ki SCADA sisteminde herhangi bir adamın, biri çalışanın etrafta dolaşmasına gerek kalmadan otomatik olarak yukarıya gelir SCADA sistemi üzerinden ve size raporlar, ona göre grafiksel olarak da gösterir. Burada onu diyor zaten. Bakın bu raporları işletmenin istediği herhangi bir düzende hazırlamak mümkündür. Yani ister grafik olarak, ister liste olarak, hangisini istiyorsanız ya da hepsininle beraber nasıl canınız istiyorsa. Reçeteler, evet, reçete sizin belki şu ana kadar duymadığınız kavramlardan bir tanesi. Reçete şu demek arkadaşlar, bu ilaç reçetesi gibi bir şey değil, bu üretim reçetesi. Örneğin atıyorum Ülker'de
Ülker firmasında gofret üretiliyor. Ama gofretin birçok çeşitliği var. Gofret ne var? Çikolatalı gofret var. Sütlü çikolatalı. Ne var? Bitter çikolatalı gofret var. İşte beyaz çikolatalı gofret. Her birisinin içerisine katılan ürünlerin yapısı farklıdır. Bakın gofret aynı aslında. Şekli aynı, makinası aynı, her şey aynı. Yalnızca ne değişiyor? Birisinde beyaz çikolata geliyor. Birisinde kakao oranı farklı oluyor. Birisinde şeker oranı az oluyor vesaire. İşte bunlara şey dilinde, fabrika dilinde reçete ismi veriliyor. Bunlara ne deniyormuş? Reçete deniyormuş. Bu ilaç reçetesi gibi. İşte bu reçeteleme olayını kim yapabiliyor? SCADA sistemi uzaktan yönetebiliyor. Diyor ki biz bugün işte atıyorum 5 koli, 100 koli çikolatalı, sütlü çikolatalı gofret üreteceğiz. Bu üretim sabah 10'da başlar, işte 1'e kadar devam eder. Saat 1'den sonra çikolatalı gofretten atıyorum bitter çikolatalı gofrete geçeceğiz. Ondan da 20 koli üreteceğiz. Akşam 4'ten saat işte ikinci vardiyada da tabii bu kadar hızlı olmaz genelde. Bir gün sürekli bunlar üretilir, 2 gün, 3 gün. Beyaz çikolatalı gofret üreteceğiz. Peki bu üreteceğiz bunları ama bunların katılma oranı var. İşte şu kadar çikolata, bu kadar kakao, bu kadar bilme, bunları operatör mü girecek? Hayır, bunların operatörün girmesine gerek yok. Bunu bilmesine de gerek yok. SCADA sistemi üzerinden üstten otomatik olarak makineye bunlar gönderilir. Bunlar reçetedir. Veyahut da operatör paneli vardır. Orada yazar. Sütlü çikolatalı, bitter, beyaz çikolata. Siz yalnızca gidersiniz o düğmeye basarsınız. Onun içerisindeki kakao oranı, çikolata oranı vesaire hepsi otomatik olarak ayarlanır. Bakın hepsi ne olanır? Otomatik olarak. Böylece ne olur? Hem sizin o reçeteniz gizli kalmış olur. Çünkü o bir ticari sırdır. Unutmayın. Ülker'in gofretiyle Eti'nin gofreti, işte Torku'nun gofreti farklıdır. Her birisinin kendine ait özellikleri, kendine ait lezzetleri vardır. Ve onlar çok gizlidir aslında. Ve bu gizli bilgileri operatörlerin veya herhangi birisinin görmesine bile gerek yoktur. Onu üst düzeydeki kimyagerler, oradaki üst düzey yöneticiler belirlerler, Ar-Ge'lerinde tasarlarlar. Ona göre bunları reçeteler halinde sistem otomatik olarak yüklerler. Buna biz reçete diyoruz, reçete diyoruz. SCADA sistemlerinde sistemlerinde bu işte üretime dair olan reçeteleri uygulamak çok kolay olur. Reçeteler grafiklerle ilişkilendirilip operatörün reçetelere kolay erişimi ve gerekiyorsa bu reçetelerde de değişik yapması mümkün olur. Bazı özelliklere izin verebilirsiniz diyor. Bunları değiştirebilirsiniz diyor. İlla ki bunlar anında olmak zorunda değil. Operatöre diyebilirsiniz ki işte şunun oranını %1 arttır gibi dediler. Genelde bunlar otomatik yukarıdan yapılır ama bunlara da izin verilir. Operatörlerin reçeteleri başlatması veya değiştirmesi istenmeyen durumlarda ise SCADA programında yazılan reçeteler uygulama esnasında otomatik olarak çağrılabilir. Şunu demek istiyor. Yani ben operatöre bunu bırakmak istemiyorum. Ben otomatik olarak bunu yukarıdan sağlamak istiyorum. Bunu SCADA sistemi de yapabiliyor. Ki reçeteleme bu işin en önemli, SCADA sisteminin en önemli kısımlarından biridir. Bilginiz olsun. Yetkilendirme ve hiyerarşi. Bu da çok önemli. Yani operatörün belli bir yere kadar dokunabilme hakkı olmalı. Belli şeyleri değiştirebilme hakkı olmalı. O operatörün yanında olan mühendisin belli bir yetkisi olmalı. Mühendisin üzerindeki supervisor'ın belli bir yetkisi olmalı. Onun üzerindeki patronun belli bir yetkisi olmalı. Mesela bir operatör bugün şirket kaç para kazandı, kaç ton üretti, bilmem ne olduğu bilmek zorunda değil. Ya da kaça mal ettiği bilmek zorunda değil. Ama yukarıdaki bir işletmeci bunun kaça mal olduğunu bilmek zorunda. Ama o işletmeci de o çikolatanın içerisinde ne kadar kakao bilmem ne olduğunu bilmek zorunda değil. Yani herkesin bir yetkilendirme ve hiyerarşisi var. O hiyerarşiyi SCADA programıyla hem gizli yapabilme şansına sahipsiniz hem de kimsenin kimseyi yetki aşımına vermek zorunda kalmayabilirsiniz. Bu açıdan da SCADA programlama dilleri inanılmaz önemlidir. Bunu da söylemiş olalım yeri gelmişken. Evet, şimdi geldik SCADA sisteminin yapısının nelerden oluştuğuna. Arkadaşlar, 3 tane yapı var aslında bir SCADA sistemi içinde. Uç birim diyoruz bir tanesine. Remote Terminal Unit, RTU diye geçer aslında, RTU.
Bu adı üstünde uzak terminal birimi demek. Uç birim Türkçesi. Veri toplama ve kontrol uç birimlerinde oluşturulan sistemler. Ne demek bu? Şu, sahada veriler var. O verileri benim toplamam gerekiyor. O verileri toplayıp topladığım noktadan toplu olarak da SCADA sistemine aktarmam gerekiyor. İşte en uçtaki bu verileri toplama birimine RTU diyoruz. Remote Terminal Unit. Bazen bu PLC de olabilir. PLC'nin kendisi de bir Remote Terminal Unit olarak kullanılabilir. Bazen de özel Remote Terminal Unit'ler de kullanılabilir. Bu tamamen sizin SCADA'yı nasıl, hangi sisteme uyguladığınızla ilgilidir. İki, iletişim sistemi. İşte bu ne oluyor? Haberleşme sistemi olmuş oluyor. Bir bölgeden başka bir bölgeye karşılıklı olarak veri veya haberlerin gönderilmesi sağlayan sistemlerdir. Ne demek bu? Ben fabrikanın içerisinde verileri neyle dağıtacağım? Ethernet üzerinden. Yoksa radyo kontrol mü? Ethernet değil de radyo kontrol. Yani wireless üzerinden de gönderebilirsiniz. Her makinenin başına bir tane wireless verici alıcı koyarsınız. Genel sistem üzerinden de, radyo frekansı üzerinden de alabilirsiniz. Kablolamayla da alabilirsiniz. İnternet üzerinden de alabilirsiniz. Şimdi bu bölgesel olduğunu için, yani benim örneğin bir tesis grubunda kesicinin ayrılıcılığının olduğu sistemin yeriyle benim kontrol sistemim ayrı bir yerde olabilir. Bu sefer telefon hatlarını kullanabilirsiniz. Bu sefer kendinize ait özel bir hat çekebilirsiniz. Vesaire vesaire. Bütün bunlar iletişim sistemleri kısmına geliyor. SCADA sistemlerinde. Üçüncüsü de kontrol merkezi. Ana kontrol merkezi Türkçesi, İngilizcesi MTU, yani Master Terminal Unit deniyor. Ana kontrol merkezi aslında server'ın olduğu, SCADA server'ınızın ya da SCADA bilgisayarınızın, SCADA sisteminizin olduğu ana merkeze verilen isimdir. Şimdi çok geniş coğrafik alanlara yayılmış tesislerde bilgisayar esaslı bir yapıyla uzaktan kontrol ve izlenim yapılabilir. Bu şekilde merkezi bir sistemden bu veriler alınabilir. Onun için zaten remote terminal unit var. Uzak terminal unitten alıyorum veriyi, merkeze gönderiyorum, merkezde kullanıyorum. Bu illaki çok büyük olmak zorunda değil. Fabrika için de geçerli aslında. Fabrikada kontrol odaları olduğundan bahsetmiştim biraz evvel size. Burada da bunlar olabiliyor. Sonuç olarak 3 tane birim var, 3 ana kısım var. Remote terminal unit, iletişim sistemi ve ana kontrol merkezi, master terminal. Bunun dışındaki her şey yazılım. Bunlar da yazılım zaten ama yani donanımsal olarak bakıldığı zaman işte bir tanesinde remote terminal unit, bir kutu, PLC vesaire, iletişim sistemi, kablolama, telsiz vesaire, telsiz derken wireless anlamında, kontrol merkez üniti de merkezdeki server, bilgisayarınız vesaire gibi. Burada uzak terminal üniti anlatıyor. Biraz evvel ben dilimin döndüğünce size anlattım aslında. Şöyle hızlıca bir bakacak olursak. Bir SCADA sisteminde uzak terminal birimleri, yani RTU, bağlı bulunduğu merkezi sistem değişkenleri ilişkin bilgileri toplayan, depolayan, gerektiğinde bu bilgileri kontrol merkezine belli bir iletişim ortamı yoluyla gönderen, kontrol merkezinden gelen komutları uygulayan bir SCADA donanım birimidir. Ana tanımı bu şekilde yapılabilir. Aynı zamanda da uzak terminal birimleri bulundukları yerde ölçüm ve denetleme işlemleri yürüten birimlerdir ve RTU olarak adlandırılmaktadır. Söylemiştim ama bir kerecik daha okuyayım dedim. İşte mesela burada bir tane işte T-Box denen bir cihazın aslında PLC'ye çok benziyor bir remote terminal unit'i. Çok önemlidir. Bir PLC yine remote terminal unit olarak kullanılmış. Bakın buradan RS-232 ile gidiyor. Ondan sonra haberleşmeyi telsizle yapmış gibilerinden. Yani sonuç olarak aslında bakarsanız PLC'den farklı bir yapısı yok. Tekrar ediyorum, illaki remote terminal unit ismiyle üretilen bir cihaz olmak zorunda değil. Aynı zamanda ne olabilir bunun ismi? Bunun ismi ne olabilir? Bir PLC de aynı görevi görebilir. Hatta onun dışında şimdi uzak I/O dediğimiz, remote I/O dediğimiz özel birimler çıktı son zamanlarda. Remote I/O'larda uzak terminal unit olarak kullanılabiliyor. Remote I/O'ları otomasyon dersinde geçen dönem sanki anlattığım gibi hatırlıyorum. Çok önemli değil aslında. Şöyle düşünebilirsiniz. Bir
haberleşme modülü, remote terminal unit gibi daha basit, daha kompakt. Belli bir uzaklıkta işte 200 metre, 300 metre, 500 metre o uzaklıklardan verileri, IO'ları taşıyan sistemler olarak karşımıza çıkıyor. Uzak terminal birimleri birçok cihaz ile haberleşebilirler. Bunlar cep telefonları, tanışılabilir bilgisayarlar olabilir. Yani şunu demek istiyor. Ben bunu aldım, verileri burada topladım. Buradan merkeze nasıl göndereceğim? Bunu cep telefonuyla da gönderebilirsin ki bu en az kullanılan yöntemdir. Ethernet kablosuyla gönderebilirsiniz, telsizle gönderebilirsiniz. Telsiz yanlış oluyor hep aklıma telsiz. Radyo frekansı demek istiyorum. Radyo frekansıyla da gönderebilirsiniz. Ana terminal unit adı üstünde main terminal unit diye geçiyor. Daha önce de söylemiştim. Hemen hızlıca okuyayım. Merkezi sistem birimi yöneticilerin, işletme operatörlerini, bakım elemanlarını ve tüm işletim sistemini gerçek zamanlı görsel olarak izleyebildikleri fiziksel çevredir. Yani bu bir oda ve bu odanın içerisinde bilgisayarınız vesaireniz olabilir. Kontrol odası da diyoruz biz buna. Kontrol merkezinde merkezi bilgisayardan başka bilgisayar terminalleri, bilgisayar ekranları ve yazıcılar bulunur. Yani o odada neler oluyor? Genelde bunlar oluyor. Artık böyle çok özel kontrol odaları yok. Eskiden daha çok vardı. Çünkü bugün artık her yer bir merkezi kontrol odası olarak tanımlanabilir. Ana terminal üniteleri SCADA sisteminde geniş bir alana yayılmış uzak terminal birimlerinin koordineli çalışması, uzak terminal birimlerinden gelen bilgilerin yorumlanması, kullanıcılara sunulması, ayrıca kullanıcıların istediklerini uzak terminal birimlerine ileterek merkezi kumandanın sağlanması işlevlerini SCADA sisteminde merkezi sistem birimi yerine getirir. Yani sonuç olarak bir tanım yapmış burada. Çok da önemli değil. İletişim ağları. Evet, biraz evvel dersten önce de bir arkadaşımız serbest zamanında onu sormuştu. Yani bu iletişimden ne kadar burada bahsedeceğiz diye. Buradaki görevimiz o değil. Buradaki görevimiz SCADA programını tanıtmak. Ama genel yapısını da bilelim tabii ki. İletişim ağları ne var? İletişim bir bölgeden başka bir bölgeye karşılıklı olarak veri veya haberlerin gönderilmesi işlemi. SCADA sisteminde sistemin işlemesi için iletişim hayati önem sahiptir. Öyle tabii, o veriyi topladın, gönderemedin, alamadın, ne anlamı var? SCADA sisteminin en yüksek başarı düzeyi ile uygulanması iletişim sistemine bağlıdır. Yani ne kadar iletişiminiz hızlıysa o kadar hızlı cevap verebilirsiniz. SCADA sisteminin hız performansını etkileyen en önemli kısım iletişim ağıdır. Bakın, kontrolü yapılan sistemlerin çeşitli otomasyon seviyelerinde birbirine bağlanan birimler arasındaki veri transferi ve güncelleştirmesini içeren tüm işlemler İletişim ağlarının üzerinden yapılır. Bu bağlantı türleri fiziksel bağlantı biçimine ve ağ bileşenlerinin coğrafik konumuna göre yerel ağ, yani LAN diyorlar, çok duymuşsunuz belki, Local Area Network veya geniş ağlar, yani WAN, Wide Area Network olarak sınıflandırılır. Yani yakın alanlardaysa LAN kullanıyoruz, geniş alanlardaysa Wide Area Network kullanıyoruz. Bu tamamen haberleşme mühendisleriyle ilgili bir kısım. Dolayısıyla zaten sistemler otomatik olarak böyle geliyor. O size soruyor, diyor ki kaç, yani iki fabrika arasında haberleşecekseniz genelde WAN kullanırsınız. Kendi fabrikanız içindeyseniz LAN kullanırsınız. Sonuç olarak o size soruyor. Otomatik olarak da onu ayarlıyor. Bu artık çözülmüş bir problem şu anda. O haberleşmecilerin daha çok işlevi. İletişim protokolleri var. Yani ne demek bu iletişim protokolleri? Şu, ha bu verileri ben göndereceğim ama işte PLC'm farklı, bilmem ne, hangi protokolle göndereceğim? Herkesin ortak bir dil kullanması lazım. Yani ben Türkçe biliyorum, sen İngilizce biliyorsun, öteki arkadaş Fransızca biliyor. Biz ne yapacağız? Bir ortak dil bulacağız. Ya Fransızca üzerinden hepimiz konuşacağız, ya Türkçe üzerinden hepimiz konuşacağız, ya da İngilizce üzerinden konuşacağız. Sonuç olarak ortak dil kullanmak lazım. Biz buna iletişim protokolü diyoruz zaten. Protokol ne demek? O kurallar çerçevesinde haberleşiyor demek. Evet, hemen okuyayım size burayı da. SCADA sistemleri kullanarak uygulama yazılımı geliştirmek için iletişim protokollerinin ve veri tabanı yapısının tanımlanması gerekmektedir. İletişim protokolleri birimleri ile iletişim kurması gereken birimlerin haberleşmesi sağlamaktadır. Yani biraz lafı güzah burası. SCADA sisteminin gözlem ve denetim fonksiyonlarını üstlenmesi için sürece ait giriş çıkış bilgileri bir veri tabanında tanımlanır. Veri tabanında süreç değişkenlerine karşılık gelen
veri tabanında süreç değişkenlerine karşılık gelen her bir bilgi etiket, kapı veya nokta olarak tanımlanır. Bu süreç değişkenlerinin bulunması gereken seviyelerde ilgili alarmlar ve bu değişkenlerin işlenmesi gerektiğinde kullanılacak işlem blokları ve veri tabanı tanımlanması bazında gerçekleştirilir. Sonuç olarak iletişim protokolünden bahsediyor. Gelelim PLC'lere. PLC'ler zaten otomasyon dersinde görmüştük. Programmable Logic Controller'lerdi. PLC'leri biliyorsunuz aslında bütün işlevlerde kullanıyoruz. PLC'ler de SCADA'ların en büyük yardımcısı aslında. Burayı çok iyi bildiğiniz için hemen hızlıca geçeceğim. Şu son kısım önemli. PLC'ler biriken bilgi ve verileri bir yandan SCADA sistemine iletirken bir yandan da işlem fonksiyonlarını yerine getirmek için yazılım programlarına uygun olarak lojik kontrol denetimini sağlar. Daha önce de size söylemiştim. Remote Terminal Unit yerine PLC'lerde kullanılabiliyor. Sonuç olarak PLC kendi işlevini yapıyor. Bir yandan da topladığı verileri SCADA ile de paylaşabiliyor. Bu açıdan da PLC ile SCADA'yı kullanmak daha da ucuza geliyor. Özellikle onun için bir Remote Terminal Unit satın almak zorunda kalmazsınız. Evet, veri toplama. Veri toplama işlemi önemli arkadaşlar. Zaten Supervisor Control and Data Acquisition diye geçiyor. SCADA'nın açılımı oydu değil mi? Bakın. SCADA, Supervisor Control and Data Acquisition. İşte Data Acquisition, veri toplama demek. Bunların da modülleri var. Eğer isteniyorsa bunun için özel modül tanımlanabiliyor. SCADA sistemlerinin temeli iyi bir kontrol ve bilgi toplama esasına dayanmaktadır. Zaten isminden de belli. Bu sistemler PC tabanlı olup PC ile birlikte veri toplama kartı kullanılmaktadır. Yani şunu demek istiyor aslında, sağdan gelen verileri bilgisayarınızın arkasında bir veri toplama ünitesiyle içeriye alabilirsiniz demek istiyor. Bu kartlarda mikro işlemci, dijital I/O bellekler, sayıcı zamanlayıcı, dijital doğru akım alternatif akım dönüştürücüler, işletim sistemi programları bulunur. Bu kartlardan bahsettiği o bilgisayarımızın arkasına taktığımız veri toplama yani data acquisition kartlarından bahsediyor. Bunlar bu şekilde olabiliyor. Veyahut da artık direkt eğer basit bir sistemse direkt Profinet üzerinden de verileri sisteme alabiliyorsunuz. O da mümkün. Yazılım ki bizim ana dersimizin konusu bu olacak. SCADA'da size yazılım yapmayı göstereceğiz. SCADA sistemlerinde verileri toplayıp işleyen ve harici cihazları ve makineleri kontrol eden yazılımların kullanılması gerekiyor. O yazılımın ismi de zaten SCADA. Kontrol panoları mimik panoları arkadaşlar. Bunların ismi genelde mimik pano olarak geçiyor. Derse başlamadan önce size kayıttan önce size bizim kullandığımız okuldaki hareket kontrol laboratuvarındaki mimik panomuzu göstermiştim. Siz de uygulamalarınızı, bitirme projelerinizi o mimik panolar üzerinden yapıyorsunuz zaten. Hemen şurayı da okuyayım. Programlanabilir elektronik kontrol ünitelerini ihtiva eden bu panolar sinyal lambaları, sirenler, pano mimikleri görüntülerini içerebilirler. SCADA kontrol sistemlerinde alçak gerilim cihazları, elektronik kontrol ünitelerinin yerleşimi bu panolardan yapılır. Bu kontrol panoları yani mimik panolar eskiden daha kullanışlıydı. Daha çok vardı. Ama ekranların, dijital ekranların büyümesi ve kolaylaşmasıyla artık mimik panolar işlevini yitirdi. Bir tek eğitimde kullanıyoruz biz bunu. Yani bu durumda ne olur gibilerinden. Bizim de okulumuzda hareket kontrol laboratuvarımızda var zaten. Her biriniz de hareket kontrol laboratuvarına girdiğiniz zaman muhtemelen görmüşsünüzdür duvara asılı. Onun üzerine bağlantılar yaparak bir fabrikanın bir anlamda küçük bir modelini oluşturuyoruz. O model üzerinden de simülasyonlarımızı, denemelerimizi yapıyoruz, çalışmalarımızı yapıyoruz. Size bir anlamda bir fabrikanın ufak bir modelini göstermiş oluyoruz. Evet, merkezi kontrol odası. İşte bu zaten daha önce de söylemiştik. Genelde kontrolün yapıldığı bir oda. Dediğim gibi eskiden daha çok önemliydi. Artık merkezi kontrol odaları herhangi bir oda olabiliyor. Bu sebepten dolayı burada özellikle çok şey yazılmış durumda. Yani bakın şu son cümleye özellikle kontrol merkezi kumanda odası tüm
önemli bilgisayar ve elektronik cihazların çalıştırıldığı yerlerde olduğu gibi statik elektriğe karşı izole yükseltilmiş bir tabanla zeminden ayrılmalıdır gibilerinden böyle çok özel şeyler. Yani elektriksel gürültülerden etkilenmesin, işte bu işin beyni gibi bir yer düşünüyor. Oysa ki artık bunlar bilgisayarlardan ne diyeyim server sistemlerinin üzerinden yapıldığı için server odalarındaki bilgisayarlar bile yeterli olabiliyor. Normal bizim odalarımızda yeterli olabiliyor. Bunlar biraz daha eskide kalmış uygulamalar. Ama halen büyük fabrikalarda merkezi kontrol odaları işlevini bu söylediğim şekilde devam ettiriyor. Evet. Hiyerarşi diyor. SCADA sisteminin çalışma hiyerarşisi. Yani hangi yapı üzerine, hangi sırayla bu yapılıyor? Özellikle ne yapıyor? Veri toplama işlemi. Önce uzak terminal birimlerinden veriler taranıyor, toplanıyor. Daha sonra merkezi sistem birimine veriler alınıyor. Veri işleniyor. Bak şimdi topladım veriyi. Merkezi işlem birimine gönderdim. Ondan sonra ne yaptım? Verileri işledim. Ona göre kararlar verdim, listeler oluşturdum falan filan. İşte okuyayım isterseniz. Veri işlenir, alarm durumları tespit edilir. Eğer bir alarm durumu oluştuysa belirlenen alarm SCADA yazılımı içerisindeki alarm listesinden seçilir ve operatöre gösterilir. Ondan sonra ne yapılır? Alanda veri değiştikçe ön plandaki grafik güncellenir. Yani hani benim için önemli olan ne patronsam ben, üretimden ne ürün üretildi. Bu benim için önemli. Ama bir satın alma için ne önemli olan? O satın alma için de malzemenin eksik olmaması lazım üretimin kesimi için. O ona bakar. Satış kısmı neye bakar? Ne kadar ürün üretildiğine bakar. Gördün mü? Her birisi için, her birisinin bilgisayarın ekranında onu ilgilendiren alandaki veriler grafik olarak gösterir. Ve ona göre iş yapar. Bir bakımcı için de neydir önemli olan? Van açık mı kapalı mı onlar. Örneğin bir van açık ya da kapalı işaretlenmesi gibi vesaire. Analog veriler grafiksel olarak veya sayısal değerlerle gösterilebilir. Sistem bu şekilde birçok göstergeçten gösterge nesli oluşabilir ve operatör de istediği zaman bunlara kendisi ilgili olanları seçebilir gibilerinden. Evet, gelelim birkaç tane SCADA örneğine. Bu andan itibaren gösterdiğim bütün SCADA örnekleri bizim öğrencilerimiz tarafından yapılmış. Yani sizin abileriniz tarafından yapılmış. Bir önceki sene, iki önceki sene arkadaşların, öğrencilerimizin yaptığı proje ve bitirme ödevlerinden aldığımız birkaç SCADA örneği. Mesela bir dolum tesisi düşünün. Bakın bir dolum tesisi. Burada bir sıvı var, katı var, granül var, ne varsa var. Buradan gelecek, buradaki kaplara doldurulacak. Bir yürüyen bantımız var. Bu yan görünüşü. Bu da üstten görünüşü arkadaşlar. Bakın bu da üstten görünüşü. Şöyle gösterelim. İşte bu motor bu yürüyen bantı kontrol ediyor. Başka neyimiz var? Sensörlerimiz var. S1, S2, S3, S4. Sensör 1, 2, 3. S1 neyi görüyor? Burada sırada yürüyen banttan gelen bir boş kap var mı diye bakıyor. S1. Bu onu görüyor. S2 ne yapıyor? S2 bakın burada dikse iki tane bant var. Üstten görünüş bu. Buradan geliyor. Buradan bu pistonla bu doldurma bandına itiliyor. Burası üstten görünüş unutmayın. Bakın neymiş? Buradan boş kovalar geliyor ya da boş kaplar geliyor. Buradaki pistonla bu pnömatik bir piston. Pnömatik pistonla ileriye doğru itiliyor. İleriye itildiği zaman buraya geldiği zaman S2 sensörü bakıyor. Kap geldi mi? Geldiyse yürüyen bant ilerliyor. Burada granül, sıvı, katı her ne varsa şurada bir yine pistonum var. Bu çekiliyor. Bu çekildikten sonra şuraya kadar geliyor. Bunu kapatıp burayı dolduruyor. Bir dozajlama ünitesi. Nasıl yapıldığı önemli değil. Ama iki tane sensör o. Birinci aşama, ikinci aşama da kabı doldurma. Birinci aşama dozajı doldurmak. Yani en fazla bu kadar dolar bu. Burasını kapatıyor. Kapattıktan sonra bunu açıyor, bunu dolduruyor. Bakın dolmuş. İçi boş gibi görünüyor şu anda. Bakın. Burada da dolmuş renkli görebiliyorsanız. Tekrar yürüyor. S4 sensörü kapağın olduğu yere gelip gelmediğine bakıyor. Bakın. Ondan sonra bu çekiliyor. Bu piston kapağı kapatıyor. Kapak kapatılmış olarak devam ediyor. Kapak kapatılmış olarak devam ederken şurada da bir tane fotosel var. Karşılıklı reflektörlü otomasyon dersinde anlatmıştım bu fotosesi. Bakın reflektörlü bu. Karşılıklı yani. Ne yapıyor? Bu kapak yerinde mi değil mi onu kontrol ediyor.
Aynı zamanda da sayıyor kaç tane ürün üretilmiş. Peki hocam burası ne? Kapak yapma şarjörü. Buna şarjör derler. Buradan kapak bir tane alıyor. Bu piston sayesinde hop itiyor. Bakın burası böyle hareketli olmadığı için gösterilmiş. Bu birinci konum, ikinci konum. İkinci konumda itiyor şarjörden kapağı. Çekiyor kapak bunun üstüne gidiyor. Bu tabii sembolik bir gösterim. Bu illaki böyle olacak değil. Bu bir sembolik gösterim. Şu anda böyle bir makinamızın, dolum makinamızın olduğunu düşünün. Bu sahada çalışıyor. Bu sahada çalışırken siz bunu görüyorsunuz. Bu sahada çalışırken siz bunu önünüzde bilgisayarınızda görüyorsunuz. Örneğin bu hat durduğu anda size sinyal veriyor. Diyor ki hat durdu. Neden durdu? Siz tanımlayabilirsiniz. Mesela S1 yok. S1 gelmiyor. Bu ne demek? Boş. Kap gelmiyor demek. Ama niye gelmiyor? Üretim mi olmadı? Arıza mı olmadı? Oradaki ustaya bir şey mi oldu? Bunların hepsini belli bir süre gözlemleyebilirsiniz ve alarm oluşturabilirsiniz. İlla ki makinenin başında durmak zorunda değilsiniz. Makinenin başındaki işçiler, ustalar çalışırlar ama hat durduğu zaman sizi uyarır. Veyahut da granül azaldı. Diyelim ki %20'nin altına düştü. Belli ki granül bitecek. Bu niye %20'nin altına düştü şimdi? Niye granül daha doldurulmuyor buraya? Bu sizi uyaracak. Daha sistem durmadan sizi uyarmalı ki siz gerekli aksiyonu alabilirsiniz. Buradaki kapak ölçüyorum. Kapaksız çıkmış bir tanesi. Bir şey olmuş kapaksız çıkmış. Ya da giderken bir yere takıldı kapaksız. Acaba bu ne olması lazım? Bu paketlemeye gitmiyor. Hayır, bunun mutlaka nereye atılması lazım? Hatalı ürünlere atılması lazım. Hatalı ürünlere atılırsa neden bu kapak düştü? Onu sorgulamanız lazım. Şimdi sonuç olarak böyle bir sıvı dolum, granül dolum tesisinin yapılmasını SCADA'yla yapıyorsunuz ve uzaktan da kontrol edebilme şansına sahip oluyorsunuz. Devam edelim. Buhar türbinli elektrik santrali. Bu da bir başka arkadaşımızın, başka bir öğrencimizin sizler gibi yaptığı bir uygulama. Bakın böyle bir buhar türbünü var. Bir buhar türbününde soğutma kulesi var. Kondansör var. İşte burada bir mikser var. Bu mikserle beraber burada bir vana var. Buradan geliyor, ısıtılıyor bu kazan. Ondan sonra buradan da çöktürücü varmış, baca varmış. Buradan da bu hani bir ısıtma kazanı yani buhar çıkacak. Veyahut da buhar demeyin mi? Kül vesaire. Çöktürücü niçin? Külün dışarı çıkmaması için buradan da gidecek. Ha bu arada bu jeneratörmüş. Buhar türbünü olduğu için burada buhar türbününde bu buhar geliyor. Buhar neyi döndürüyor? Türbünü döndürüyor. Türbün jeneratörü döndürüyor. Jeneratör elektrik üretiyor. Kesici, ayırıcı bakın tamamen bir transfer taşıma hattı olayı. Bir transformatörle gerilim yükseltiliyor. Neye veriliyor? Taşıma hattına veriliyor. Taşıma hattından trafo indiriliyor. Tabii sembolik ama bunu uzaktan görebiliyorsunuz. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. Bir öğrencimizin uygulaması sonuç olarak. Bakın burası ne? Buradan yakıt geliyor. Kömür deposu. Kömür deposundan geliyor. Yakıt kazanına veriliyor. Yakıt kazanı ısıtıyor burayı. Isıtma kazanını. Isıtma kazanı burada buhar var. Yani su var. Buhar oluşuyor. Oluşan buhar türbünü döndürüyor. Türbünü döndürdükten sonra da elektrik üretiliyor. Burada da belli bir şeyin üzerine gelip soğutma kulesiyle de burası soğutuluyor. Çünkü burasının da belli bir ısının üstünde olmaması lazım. Bunun dışında nelere ihtiyacım var? Mesela yakıta ihtiyacım var. Kazanın durumu, soğutma, enerji, atık. Mesela herhangi bir durumda kazan alarm verdiği zaman bu kazan flash edebilir. Yanıp sönebilir, sizi uyarabilir. Yazı yazabilir. Bir etiketle sizi uyarabilir. İşte enerji üretim kısmı şey yapılabilir şuradan gözlemlenebilir. Soğutma vanasında bir problem olduğu zaman burası öyle. Güzel bir uygulama sonuç olarak amaç öğrencilerimizin bu işi öğrenmesi. Devam ediyoruz. Mesela bir arkadaşımız da ne yapmış? Cam üretim tesisi ana sayfası. 3 sayfadan oluşan bir aslında toplamda 4 sayfa ana sayfayla beraber 4 sayfa. 4 sayfadan oluşan bir SCADA uygulaması yapmış arkadaşımız projesinde. Ne var? İşte eritme bölümü var. Float bölümü yani akışkan bölümü var. Ondan sonra soğutma bölümü var. Float düzlemlemek demek. Yani cam haline getirmek yani. İnceltmek anlamında. Akış gibi düşünün. Şimdi ne yapıyor? Bakın dikkat ederseniz burada yeşil ışıklar var bak. Görüyor musunuz? Bu ana sayfada her şeyi görebiliyorum. Ne demek bu? Karışım tankı çalışıyor. Yeşil çünkü. Kırmızı olsaydı çalışmıyor demekti.
Eritme bandı yeşil. Pompa 1 çalışıyor, pompa 2 çalışıyor, pompa 3 çalışıyor. Pompa 1'in gaz 1'i var, kompresörü var, fanı var. Hepsi yeşil, görüyor musunuz? Ana sayfadan her şeyi gözlemleyebiliyorsunuz. Diyelim ki atıyorum şu gaz 3'ün şu şeyi kırmızı oldu. Ha, diyeceksiniz demek ki pompa 3'ün olduğu yerde, pardon yanlışlıkla, pompa 3'ün olduğu yerde gaz 3'te bir sıkıntı var. Hemen gidip oraya müdahale edebiliyorsunuz. Şimdi burayı daha ayrıntılı görebilmek için eritme bölümüne tıklamanız gerekiyor. Float bölümünü ayrıntılı görmek için buraya tıklamanız gerekiyor. Soğutma bölümüne görmek için buraya. Örneğin eritme bölümüne tıkladığınız zaman mouse'unuzda hemen burası geliyor. Bakın burası eritme kısmı. Cam üretimi, evet. Eritme kısmı. Neymiş bu? Bakın eritme, float, soğutma. Ana sayfa ya da 4 sayfadan oluşuyor demiştik ya. Bunlar kısa yol tuşları yani. İşte buradan cam kırığı geliyor. Buradan kum geliyor. Diğer malzeme işte silis, milis bilmem ne karışımları var ya. Bunlar tankları ne kadar dolu olduğunu. Mesela bunda 599 kilo varmış. Bunda 439 kilo varmış. Bunda 559 kilo varmış. Bunlar da grafiksel olarak da gösteriliyor. Yani bu bar olarak da gösteriliyor. Ondan sonra bunları buraya belli oranlarda reçetelerle, hani dedik ya, kalın cam, ince cam, bilmem ne cam, temperli cam, bilmem bir sürü şey var. Onlara reçete diyorduk. O reçetelere göre belli oranlarda bunlar getiriliyor buraya. Burada karıştırıyor. Karışım tankı. Karışım tankından nereye gidecek? Eritim ve diğer kısma gidecek. Hemen bir sonraki sayfaya gidiyorum. Bakın bu yürüyüşler de bu şekilde gösteriliyor böyle. Bunlar akış vana varsa bu borularda böyle akış şeklinde gösteriliyor. Tekrar devam ediyorum. Ve burası ne olmuş oluyor? Eritme sayfası olmuş oluyor. Bakın hani biraz evvel göstermiştim ya size. Tank, kompresör, fan. Bunların hep on-off'ları. Bakın buradan granül geliyor. Isıtılıyor. Tabii ki ne olacak bir sonraki sayfada? Eriyik olacak. Eriyik olduktan sonra cam üretecek. Floating sayfası burası. Float bölümü yani. Mesela bakın burası ince, burası daha kalın. Yani burada her bir merdanede cam sanki inceltiliyormuş gibi belli bir aranda. Ondan sonra ne kısmı var? Cam oluştu. Şimdi soğutma kısmı var. Soğutmada 3 tane fan var. Kompresör soğutucusu. Bu kompresörlerin de soğutulması gerekiyor. Onların da fanları var. Sonuç olarak böyle bir yapı var. Evet. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir SCADA projesi. Buna bakınca ya bu baya baya bir işmiş yani. Bunu biz öğrenebilecek miyiz gibi geliyor. Ama hiç merak etmeyin. Bugüne kadar hiçbir öğrencimiz bunu öğrenmemezlik yapmadı. Dolayısıyla herkes öğrendi. Siz de öğreneceksiniz. Evet, bir kere daha gösterdim. Şimdi devam ediyorum. Bakın bir arkadaşınız Volkan Çimento diye kendi fabrikasının ismini de koymuş. Volkan Çimento diye birisi yok. Volkan bizim öğrencimizin ismi. O da çimento fabrikasının bir skadasını yapmıştı. Öyle bir özellik. Hatta bu kendi yörelerindeki bir çimento fabrikasıymış. Orada da işe girdi ben yanlış hatırlamıyorsam. Herhalde şu anda supervisor olmuştur. Çimento fabrikasının şimdi öncelikle ana sayfası burası. Buradan geliyorsunuz. Proses menüsüne tıklıyorsunuz şuradan. Proses menüsüne tıklayınca bu geliyor işte. Burada neler var? İşte taş var, kum var, trash dedikleri trash silosu özel bir malzeme. Kum, ondan sonra kalker, kömür. Bunlar kamyonlarla geliyor. Kamyonlarla geldikten sonra işte kalker geliyor. Burada bir kırıcı ünitesi varmış. Buradan kırılma ünitesine geliyor. Şu anda off durumdaymış mesela. Kırıcı şu anda çalışmıyor gibi. Ondan sonra buradan ne kadar geldiyse trash silosuna kaç kilogram, kaç ton malzeme geldiyse burası tartılıyor ve burada görünüyor sürekli olarak. Kum silosunda ne kadar kum var? Kalkerde ne kadar var? Kömür silosunda var. Ondan sonra bunlardan tabii ne yapacak? Diğer ünitelere gidecek bir sonraki sayfalarda. Kömür değirmeni var. Kömür değirmeninde işte yakıt haline getirmek için önce eziliyor vesaire. Başka ne varmış? Alçı taşı da varmış. Aslında 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane dışarıdan gelen ürün varmış. Alçı taşı ve kil de varmış. Bunların da aynı şekilde. Alçı taşı için de bir ön kırıcı varmış. Bakın bir kalker için bir de alçı taşı için kırıcı varmış. Bu gördüğünüz yerlerde her birinin numunesi yani kaç kilogram olduğu gösteriliyor. Bütün bunları ben size anlatacağım. Nasıl yapılıyor bu silolar? Bunlar veriler nasıl oluyor, nasıl işletiliyor? Hepsi tek tek görülecek. Bu menü
bizim gördüğümüz, çalışacağımız menü aslında. Devam ediyorum. İşte kum geldi. Bu gördüğünüz silolar. Kum, kil, kalker ortak vanadan geldiler. Burada değirmenlerde eşleştiriliyorlar. İşte farin değirmeni 1, farin değirmeni 2, farin değirmeni 3. Buradan geliyor. İşte farin silolarına geçiyor. Oradan da bir ilerkine gidiyor. Ben de çok prosesi bilmiyorum tabii, çimento fabrikasında ne proses var. Bu arkadaşınız orada staj yapmıştı. Dolayısıyla staj yaptığı için de bunu incelemiş ve ben bunu yapacağım demişti. Gayet de güzel oldu. Zaten o sebepten dolayı onu işe de aldılar orada. Şimdi devam ediyor burada. Bu süreç, proses adım adım gidiyor çimento fabrikası. Bir sonraki adımda işte separatörler, ayırıcılar var. Vice'li presler var vesaire, bir şeyler oluyor. Torbalı çimento, dökme çimento ve torbalı çimento olarak çeşitli şeyler var. Gördüğünüz gibi dökme çimento da üretebiliyormuşum vesaire. Burada akışları bu şekilde gösteriyor. Buna çalıştırdığı zaman bu oklar yürüyor arkadaşlar. Şu anda göremiyorsunuz tabii fotoğraf olduğu için, ama gerçek anlamda gösterilince bu gösteriliyor. İşte fırınların sıcaklığını buradan takip edebiliyorsunuz. Mesela bu göstergeyi de nasıl yapacağınızı göstereceğim size vesaire. Devam ediyoruz. Evet, bu kadar. Böyle devam ediyordu. Bu arkadaşınızın da bitirme projesiydi. Bunu da tanımış oldunuz. Damaca dolum var. Biraz hızlı gideyim artık. 3 aşağı 5 yukarı anladınız. Bir çeşit damacana dolumu. Neler varmış burada? Çeşitli vanalardan gelen sular var. Su doldurulacak herhalde. Damacana dolumu için ne gerekiyor? Damacanaların mutlaka dezenfektasyonu gerekiyor. Önce dezenfekte ediliyor şişeler. Sonra durulanıyor. Sonra ozonlu suyla yıkanıyor. Ozon da biliyorsunuz oksijenli bir su. O da dezenfektasyon açısından ve zararsız. Ondan sonra burada ne yapıyor? Dolduruluyor. Bakın burası dolduruluyor. Doldurulduktan sonra burası kapaklanıyor. Burası da etiket yapılıyor. Etiketlendikten sonra da işte paketleniyor. Ya dörtlü paket ya ikili paket, neyse, paketleme ünitinden geçiyor. Bu da ne olmuş oluyor? Bir damacana dolum tesisinin 4 sayfadan oluşan sistemi. Bir önceki sayfaya gitmek için işte buna basıyorsunuz. Bir sonraki sayfaya gitmek için ötekine basıyorsunuz vesaire. Evet, bir de tesisten ana grubuyla ilgili yaptırdığım bir projeyi sunayım size. Ring şebeke sistemi. Bir şebekeyi düşünün. İşte ayırıcılar var, kesiciler var, trafolar var. İşte 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane trafo sistemi var. Bu trafo sisteminde her bir trafonun kendine ait ne olacaktır? Ayırıcısı olacaktır, kesicisi olacaktır. Bu ring sistemi. Bu ring sisteminde istediğiniz manevraları uzaktan yapabiliyorsunuz. Bunlar üzerindeki arızaları görebiliyorsunuz. Veyahut da manevra yapabiliyorsunuz. İşte şu trafoyu devreden çıkartayım, şu trafoyu devreye sokayım gibilerinden. Bunlar üzerinde trendleri görebiliyorsunuz. Şu ana kadar göstermemiştik. Öyle bir örnek gelmişim. İşte trafonun güç akışını görüyorsunuz. Ne olmuş? Ne zaman devreden çıkmış? Bakın, görüyor musun? Burada artı iken bu arada bir trip almış. Yani bir devreden çıkmış, tekrar girmiş. Ondan sonra şurada devreden çıkmış ve devam etmiş. İşte bunları sizin analiz etmeniz lazım. Ha, neden burası trip attı? Burası niye devreden çıktı? Vesaire gibilerinden. Bunları SCADA sistemiyle tanımlayabiliyorsunuz. Bütün bu projelendirmeyi işte SCADA'cı yapar arkadaşlar. İşte pop-up sayfası mesela, bu şu ana kadar hiç tanımlamamıştık. Pop-up sayfası. Aynı sayfa, dikkat edersiniz. Burada bir pop-up sayfası var. Buradaki şu sisteme basıyorsunuz. Trafo 1'e basmış. Trafo 1'e basınca şu çıkmış. Buranın ayrıntısını, yani trafo 1 sisteminin ayrıntısını veriyor. İşte dikkat ederseniz kosinüs fi, yani kompansasyon kısmı burası. Öyle değil mi? Kondansatörler var. Kompansasyon. Akımı, çekilen akımı ve gerilimi görebiliyorsunuz. Tabii aynı zamanda gücü de görebilirsiniz. Güç akışını da görebilirsiniz. Buradan görebilirsiniz. Trafoda kullanılan kapasite, trafo 1 sıcaklığı, görüyor musunuz? Çekilen güç, neyi açık kapalıysa onları görebiliyorsunuz. On off, bakın burada şu anda kesici devrede, yani devrede ne demek? İletim halinde anlamında söylüyorum. Buradan da pop-up sayfaları da tanımlanabiliyor. Birkaç tane başka örnek, termik santral, onlarla ilgili. Her bir sayfaya tıklayarak bir sonraki alana gidiyorsunuz. Havuzlar ve filtreleri görmek istiyorsan buraya tıklıyorsunuz. Su pompaları buraya, su arıtma sistemi buraya, tribün buraya. Devam. Termik santralin her bir ünitesi. Havuzlar ve filtrelerde bu var. Fazla vakit kaybetmeyeyim. Sonra siz
durdurarak eğer ilgileniyorsanız bakabilirsiniz neler var diye. Termik santral pompalar sayfası. Bakın bunlar bu devrede, bu devrede, bu devre dışı. Görüyor musunuz? Bu devrede, bu devrede, bu devre dışı gibilerinden. Ondan sonra termik santral su arıtma kısmı. Ondan sonra termik santral tribünü. Biliyorsunuz tribün buhar üretilen kısım. Bunların sıcaklık dereceleri, basınç dereceleri. Bunlar gözlemlenebiliyor. Kondenser kısmı. Evet, bitti. Gördüğünüz gibi bizim tanıtım videomuz bu şekilde. Peki ne yapacağız şimdi? Biz bu gösterilen örnekleri, ödevleri yapabilecek pozisyona gelecek miyiz? Hiç şüpheniz olmaz. Hiç şüpheniz olmaz. Herkes bunu yapabilecek pozisyona gelecek. Yapamazsak ne olacak? Zaten sınıfta kalacaksınız, merak etmeyin. Onun için bir dahaki sefere yine yapacaksınız. Ama bugüne kadar yapamayan hiç olmadı. Siz de bunları çok rahat bir şekilde yapacaksınız ve çok da zevk alacaksınız bu dersi işlemekten, bu dersi yapmaktan. Şimdi dersimiz esnasında işleyeceğimiz konulardan bir tane şey var. Ben gelecek hafta anlatacağım size zaten. Ama hemen bu hafta vakti yerine gelmişken söyleyeyim. Ne işleyeceğiz? Siemens'in VisioSciTech, Siemens diyorum özür dilerim, Schneider'ın VisioSciTech SCADA programını işleyeceğim. Neden bunu tercih ettim? Bunu tercih etmemin birinci sebebi şu. VisioSciTech'in programını demosunu alıp belli sayfaya kadar, belli tek sayısına kadar ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda VisioSciTech'in SCADA'sı ile ilgili bir eğitim videosu da Schneider Türkiye'de hazırladı ve onu da verdi. Onun eğitim manueli var. VisioSciTech Configuration Training Manual. Yani eğitim manueli de var. Bakın burada İngilizcesi var. Bunu da benim Drive'da size verdiğim linkimde var. Burada gördüğünüz her şeyi adım adım ben işleyeceğim. Amacım ne? Size bu konuyu tam olarak anlatabilmek. İngilizce eğitim notları var. Ben Türkçe olarak tabii ki size anlatacağım. Türkçe anlattığım için hem İngilizceniz de gelişir. Buradan bunu takip ederseniz hem Türkçe de öğrenmiş olursunuz. Herhangi bir şekilde buraya mümkün olduğu kadar bağlı kalacağım. Schneider'ın eğitim notlarına da mümkün olduğu kadar bağlı kalacağım. Neden? Olur dersime girersiniz, takip edersiniz, edemezsiniz. Bazen şöyle oluyor. Benim söylediğimi anlamıyorsunuz da Schneider'daki arkadaşımızın, hocamızın söylediği daha size yakın gelebiliyor. Onu anlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla her ikisini de paralel yürütmekte büyük fayda oluyor. İki yönden check etmiş oluyoruz. Bu ders notu, Schneider'ın bu ders notu benim Drive kısmımda, Drive'ımda, Google Drive'ımda size verdiğim linkte mümkün bulmak. Aynı zamanda bunu nerede de bulabilirsiniz? Schneider'ın kendi sayfasında da bulabilirsiniz. Şimdi sizden ricam o. Dersten önce size versiyonunu vermiştim. VisioSciTech'in, VisioSciTech Explorer'ın. O versiyonu veyahut da bir üst versiyonunu Schneider'ın kendi sayfasından veyahut da Google'da tarayarak herhangi bir yerde sayfanızı indirmenizi istiyorum. Böylece ne yapacaksınız? Onu da kullanabilme şansına sahip olacaksınız. Evet, şimdi gelelim konumuza. Bir saniye arkadaşlar. Şöyle paylaşımı kapatalım.